Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvan.com ve Kayseri Sulama Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4 Haziran 2023 Fener'in maçı var. Ligde son maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. En son haftayı biliyorsunuz. Hükmen galip tamamlıyoruz. Maalesef ve maalesef unutmamamız gereken ülkemizin acı gerçeği olan 6-7 Şubat depremlerinden dolayı böyle bir uygulama var. Ve Fenerbahçe'mizin bugün saat 19'da maçı. Canı, ciğeri, aşkısı Galatasaray ile. Şimdi Fenerbahçe'miz 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Ben arkadaşlar bilgiye ulaşamadım. Hangi bilgiye? Hani lider ikinci sıradaki takım kaçıncı elemeden, Türkiye Kupası'nı alan kaçıncı elemeden diye. UEFA Kupası olsaydı mesela UEFA turlaması. Türkiye Kupası'nı kazanan direkt gruptan başlıyordu. Şimdi burada da muhtemelen aynıdır. Gruptan başlıyordur. Lig ikincisi ya da üçüncüsü yani ilk üçte bitirmeyi garantilediği için dördüncü de benzer şey yapacaktır. Hani üç takımımızın üçü de gruptan mı başlayacak? Bence gruptan başlayacaktır. Çünkü Konferans Ligi puanımız yüksek ama çok detaylı şeyi bulamadım. Fenerbahçe Beko Playoff yarı final ilk maçında Anadolu Efes'i 42 sayı farkla 108-66 mağlup edip seride 1-0 öne geçmiş ki birçok kişinin ben de dahil umutlarının az olduğunu hatırlatmak isterim. Konu dışı Diego Rossi ve Mauricio Lemos Uruguay milli takımının kadrosuna davet edilmiş. Yani Lemos'un uzun süre sonra davet edilmesi. Yani ne dersiniz buna deyin. Başka bir şey demiyorum. Championship ekibi Cardiff City teknik direktörlük için Erol Bulut'la anlaşmaya varmış. Nasıl bir yokluk? Nasıl bir şey? Neyse biz bunları boş verelim. Bizim gündem maddemiz Fenerbahçe Galatasaray maçı. TFF Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray'a şampiyonluk kupasını takdim edeceği, bakın bu kadar uğraştık hani siz de bizi bir görün diyeceği resmi olarak açıklanmış. Aslında Mehmet Büyükekşi değil de Galatasaray'a onursal birkaç tane başkanları var. Onlardan birinin takdim etmesi daha doğru olurdu. Neyse. Süper Lig tarihinde iki takım 132. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında Fenerbahçe'nin 52-36 üstünlüğü bulunuyor. 43 beraberlik var. Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 7 Süper Lig maçını da kazanamayan Galatasaray, ezeli rakibine karşı iç sahadaki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesi yaşıyor ki 82-89 arasında 8 maçmış. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Galatasaray bölgesi hakemlerinden Abdülkadir Bitigen olmuş. Ki kendisi çok koyu bir Galatasaraylıdır. Allah mı büyük, Galatasaray mı büyük diye sorun. Alın yanıtınızı. Ya da sormanıza gerek yok. Allah büyüktür diyorsa işini adaletli yapar, hakkaniyetli yapar. Galatasaray büyüktür diyorsa Galatasaray'ı kollar. Bu kadar basit. Hani bu maç özeline demiyorum, genelden bahsediyorum. 32 sezondur ligde Fenerbahçe Galatasaray aynı sezonda hem iç sahada hem dış sahada mağlup olmamış böyle bir olay var. İnşallah bugün de mağlup olmayız. Yani 9 senedir deplasmanda yenilmiyoruz. 32 sezondur hem içeride hem dışarıda mağlup olmuyoruz. Bakalım muhteşem ikili Ali Koç ve Jorge Jesus bize ne sürprizler hazırlayacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki Ali Koç'un Fenerbahçe'ye düşmanlığı dostluğundan daha fazla. Turkuaz Medya grubuna göre Jorge Jesus Galatasaray mücadelesine üçlü sistemle geri dönecek demiş. Yani uzun zamandır etmediğimiz şeyi ederiz gibi gözüküyor. Bu arada iki takım arasındaki son 11 lig maçında toplam 9 kırmızı kart çıkmış. Galatasaray'a 3, Fenerbahçe'ye 6 kırmızı kart çıkmış. Yani Fenerbahçe 6-3 kazanmış. İnşallah derbiyi de kazanır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani bundan bahset, maçtan bahset, ne bileyim ligden bahset. Hiç. Arkadaşlar benim derbilere ilişkin bir öngörüm var. Derbilerde kim mutlak favori ise o yenilir. Kim mutlak favori olup hızlı başlar. Sonuçlandıramasa fark yer. Yani ilk maç hatırlayın 3-0 yenildiğimiz maç. Mutlak favoriydik. Hızlı başladık. Gol bulmaya çalıştık bulamadık. 3 tane fark yedik. Mutlak favori Galatasaray. O yüzden ben Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalini çok daha yüksek görüyorum. Çünkü son yıllarda hep böyle oldu. Ancak maçın hakemi Galatasaraylı. Galatasaray'ın stadı. VAR'ın başında Galatasaraylı var. Galatasaray onursal başkanlarından bir tanesi tribünde olacak. Kupasını verecek. Yani yurt dışından Amerika'dan falan da izleyen Galatasaraylılar olacaktır elbette. Hani Amerika'nın bir sürü eyaleti var. Pensilvanya falan var. Yani her yerinden izleyenler olacaktır. Çünkü Galatasaraylıların el birliğiyle, dualarla, himmetle, yok o başka bir şeydi. Hani el birliğiyle şampiyon yaptılar. Tehditlerle, şantajlarla.
Sonra yüzsüz yüzsüz o tehdidi yapan, şantajı yapan, ya geçiniz bunlar, böyle şeyleri konuşmaya gerek yok falan dedi. Elimizde belgeler var deyip. Adil bir futbol ortamında olsak gel ulan buraya. Ya belgeleri açıkla ya şampiyonluk el değiştiriyor. Tehditle, şantajla insanları korkutarak şampiyon yapıldın der. Ama burası Türkiye. Bir de bahsettiğimiz takım Galatasaray. Yani Galatasaray'ı nasıl bilirsiniz? Açık söyleyeyim, ben Galatasaray'ı iyi şeyleriyle bilmem. Yani çeşitli alavera, dalavera, ayak oyunlarıyla bilirim. Hocam saçmalama. Mesela Galatasaray'a transfer yasağı. Omar El Abdullahi sözleşmesinin haksız feshi nedeniyle Galatasaray'a karşı FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde açtığı davayı kazanmış arkadaşlar. Omar El Abdullahi. FIFA'da kazanmış hem de. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu feshin haksız olduğuna kanaat getirmiş. Galatasaray tarafından Omar El Abdullahi'ye 2.820.923 € ve işleyen faizin ödenmesine 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildiğini açıkladı. Yani Galatasaray transfer yasağı geldi aslında. 45 gün içinde ödemezse. Ya yanlışım varsa düzeltin. Sezon içinde de Feghouli ve Belhanda da tokatlamıştı Galatasaray'ı. Yani bir sezon içinde 3 futbolcudan ceza yiyen bir kulüpten bahsediyoruz. Bakın. Sizin desteğinize de ihtiyacım var. Bu sezon bu kaçıncı transfer ödemesi oldu? Kaçıncı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun aleyhine verdiği karar oldu? 3 mü değil mi? Buna siz karar verin. Hani Ali Koç'ta azıcık beyin olsa, azıcık Fenerbahçelilik olsa Galatasaray UEFA'ya öyle bir şikayet eder. UEFA'yı birbirine karıştırır. Bunlar hülleci der, bunlar da transfer ayağı var der. Çıkartır önüne belgeleri sunar. Der ki bunlar der, zamanında menajer ücretlerini bile işte 10 binde bir gösterdiler ama küme düşürülmediler der. Türkiye'nin UEFA'daki notunu da düzeltir. Her şeyi de düzeltir. Bu arada Omar El Abdullahi'nin sözleşmesi arkadaşlar, bakınız. Ne kadar saçma bir sözleşme arkadaşlar. Dikkatlice bakın ekrana. Gerçek sözleşme, bir de Galatasaray sözleşmesi. 11 Eylül 2020'de Atilla Türker yazdı. Galatasaraylı Omar El Abdullahi'nin menajerlerine inanılmaz bir komisyon. 2.175.000 €. 19 milyon Türk lirası diye yazmıştı belgeleriyle. Ama Atilla Türker FETÖ'cü falan ilan edildiydi bundan dolayı. Şimdi bana anlatın arkadaşlar. 1.802.000 € ile 1.300.000 € arasındaki 500.000 € neden cezaya konu olmadığını anlatın. Niye Galatasaray'ın küme düşürülmediğini anlatın. Yani niye küme düşürülmediğini anlatın. Arkadaş 2.844.000 € yazıyor orada Aziz Allah. Sözleşmeye bakın, 1.400.000 €. Yani iki katından daha fazla ödenmiş para, ancak Galatasaray ahlakı, Galatasaray ayak oyunları, buyurun. Şu adaletli bir ligde küme düşmeyi yöneticilerin cezaevine girmesini gerektirir. Türkiye'den olacak ödül verecekler. Verdiler de. Verdiler de ödüllerini. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani alın. Şimdi ben bir de bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyayı öyle bir avuçlarına almışlar ki, öyle bir şeyler gibi kullanıyorlar ki. Marka olan dalayı 2 milyon euro verilecekmiş Galatasaray'a. Niye? Hocam opsiyon varmış. Hangi opsiyon? Yani tam olarak opsiyonda yazan maddeyi biliyor musunuz? Yok hocam da, yani UEFA finalinde oynadı. Adamlar UEFA'yı kazandı. Yani herhalde şey olur değil mi? Peki ben desem ki bir maçla kaçırdı o opsiyonu desem. Sadece bir maçla opsiyonu kaçırdı desem. 2 milyon euro falan vermeyecekler desem. Şey vardı ya, Erşan Kuneri'de neyin feryadıydı? Bir şeyin feryadı vardı. Aşağı yorumlara bakın, Galatasaraylı arkadaşlardan o feryat çıkacak. 2 milyon euro falan filan hikaye. Şimdi biz işimize dönelim. Jorge Jesus dedik. Hocam Jorge Jesus gider mi? Olası bir yol ayrılığı var mı? Ne olacak? Bize bunu anlat. Şimdi Jesus konusunda Montella konuşuluyor. Bazı yöneticilerimiz beğeniyorlar. Abdullah Avcı ismi ortaya atıldı. Sergen Yalçın listede, İsmail Kartal liste başı. Bunları biliyoruz. Şimdi Romanya'da yayın yapan spor sitesinin haberine göre Fenerbahçe Lucescu ile ilgileniyormuş. Arkadaşlar bakın. Şimdi ilgileniyor cümlesi biraz tuhaf bir cümle. İlgileniyor. Nasıl ilgileniyor? İlgileniyor. Yani fiyatını soruyorsan ilgileniyor oluyor değil mi? Peki biz Lucescu'yu teknik direktör değil de başka bir konum için getirsek?
Olmaz mı? Neyse ben onu şey yapmayacağım. Romanya'daki ilgilendiğimizi söylemiş. Abdullah Avcı, ben size söyleyeyim. Abdullah Avcı ile alakamız yok. Yani onu söyleyeyim. Şimdi bakın, Fenerbahçe içinde şu anda bir tereddüt var. Hani 5-6 tane yıldız futbolcu alalım. Jesus'un eline verelim. Kadroyu bozmayalım. Her sene aynı hatayı yaptık diyenler var. Sergen Yalçın ismini ortaya atanlar var. Hatta diyorlar ki 5 tane üst düzey futbolcu al, İsmail Kartal'a ver bu takımı diyorlar. 1 yıllık, zaten 1 yıllık ömrün kaldı diyorlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. Hem bu derbi maçı hem de kupa maçından sonra ancak karar verilir. Ha, birçok kişi başkana önerilmiş durumda. Sergen falan. Hani onu söyleyeyim. Abel Fernandez miydi? Neydi o? Abel bilmem ne vardı falan. Geçiniz bunları. Bakın. Fenerbahçe Jesus'un olası bir ayrılığından dolayı tabii ki de plan yapıyordur. Hani kime gitsek, kime etsek diye. Hani mesela Jardim falan denendi. Doğru. Şartlar soruldu ama olmadı. Ahmet Ercanların bir lafı var. Diyor ki bazı gazeteciler bazı futbolcuların Jesus'u istemediğini yazıyor. Peki o futbolcular yarın gelecek teknik direktörü isteyecek mi? Onlara göre mi teknik direktör değişecek? Ben olsam herhangi bir teknik direktörü istemeyen futbolcuya hemen yol veririm. Git istediğin hocanın takımında oyna derim demiş. Yazılanlar doğruysa. Peki Ahmet Ercanlar, seni cezaevine atsalar. Tipin bozuk diye. Tipin bozuk diye. Sen içeri girsen, herhangi bir savcı gelse dese ki seni niye içeri attılar? Ya bana tipin bozuk dediler. Savcının biri beni içeri attı dese. Savcı da dese ki sen Türkiye savcısını mı beğenmiyorsun? Öyle olmaz. Böyle olur, seni Yunanistan hapishanesine sevk etse. Bu adalet mi? Sen Fenerbahçe'de futbolcusun. Rossi en savunanlardan biri benim, yanlış anlaşılmasın. Sen Fenerbahçe'de futbolcusun, kanat oynuyorsun. Emre Mor'sun, Rossi denen bir ezan okunuyor. Ne demek istediğimi anladınız. Rossi arkadaşın sürekli ilk 11 başlıyor. Sen 90 dakikalarda tercih edilmiyorsun. Bu hak mı? Bundan şikayetçi olmayacak mı futbolcu? O zaman Emre Mor sana göre FETÖ'cü. Sana göre o zaman Arda Güler FETÖ'cü Ahmet Ercanlar. Şimdi Sercan Hamzoğlu da diyor Fenerbahçe Jesus'un durumunu Galatasaray ve Başakşehir maçlarının sonucuna göre belli olacak diyor. Taraflar arasında şu an için ipleri kopmadı. İki maçta da olumlu sonuç alınırsa Jesus da masaya oturulacak. Taraflar görüşlerini birbirine iletecek. Karşılıklı bir karar alınacak demiş. Bu arada Montella evinde yenilmiyordu. Kimseye bir şeyler oluyordu. Herhalde her maç bizimle oynadıkları maç gibi değildir. Hani hakem faktörünü söylüyorum. Başakşehir 3-2 yendi. Herhalde şimdi Ali Koç'un gözü tekrar Emre Belözoğlu'na kaymıştır. Acaba Emre'yi mi getirsem diye. Valla Ali Koç'un, ben bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal'ı getirecekse Emre Belezoğlu'nu da getirsin. Lucescu'yu getireyim, yardımcısını Volkan yapayım diyorsa Emre Belezoğlu'nu getirsin, yardımcısını Volkan yapsın. Al sana camianın evlatları. Ya, deneme tahtası ya Fenerbahçe. Aman aman. Şimdi Ömer Ründül'ün bir yazısı var. Diyor ki sezon başında herkes Jesus'u göklere çıkarırken Fenerbahçe 6 puan farkla liderken onu eleştiren tek kişi bendim. Sonunun da hüsran olacağını söyledim ve çok tepki aldım. Şimdi beni eleştirenler aynı noktaya vardı. Bugün bir futbol takımının başarıya ulaşması için kadro istikrarı şart. Dünyanın önemli takımlarına bak. Hepsinde bu istikrar var. Real Madrid, Modric ve Kroos ile uzun yıllar oynadı. City'nin Şampiyonlar Ligi'nde maç sonuna kadar oyuncu değiştirmediği oluyor. Yeni bir takımda her maça değişik kadroyla çıkarsan 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleriyle çorbaya dönüyor. Bu şekilde istikrar mümkün değil. Fenerbahçe'nin son dakikada attığı gollerle puan ya da puanlar aldığı 7-8 maç var. O kadar değil ama 7-8 diyelim hadi. Bunların yarısı terse dönse Fenerbahçe'nin bugün ligdeki durumu ne olacaktı? Soru işareti diyor. Peki ya Ferdi ile Valencia olmasaydı? Jesus bana göre günümüz futbolunun antrenörü değil. Kafasına göre işler yapıyor. Bu yüzden bana göre Jesus'un ivedilikle görevden alınması lazım. Mesela ben de şunu söyleyeyim sevgili Ömer Üründür. Galatasaray'ın son 8-9 golünü falan hepsi şeyden de 8 gol ise Icardi'den de yanlışım yoksa. Icardi hakemlere ettiği o ağır laflardan dolayı 5 maç ceza alsaydı, Galatasaray bu 5 maçı da kazanamasaydı şampiyon Fenerbahçe olacaktı. O zaman şereflerine, onurlarına laf edilen ve bu hiç zorlarına gitmeyen PFDK üyeleri ve hakemlere Galatasaray şampiyon yaptı diyebiliriz bu mantıkla. Bakın eleştirebilirsiniz ama ben şunu görüyorum. Fenerbahçe X futbolcusuna ilgileniyor. Başlıyorlar. Çöp gelmesin. Sakın gelmesin. İçimden bir ses bu bizde tutmayacak diyor. Olmaz. Gelmesin. İstemiyorum. Futbolcunun özelliğini biliyorsun. Yok ama hissediyorum. Fenerbahçeli hisseder. Hepsi de medyum bizimkilerin. Medyum Memiş, Medyum Keko, Medyum Aso. Hepsi bunların şey. Medyum bunların. Ulan arkadaş teknik direktör anlaşıyoruz. Olmaz gitti. Bu sezon da gitti yaz.
Lan Jesus Jesus diye geberen arkadaşım vardı. Jesus geldi dedi ki Jesus lan olmaz abi. Lan bu kadar omurgasız olmayın ya. Şimdi Ali Koç yakın çevresine diyormuş ki Jesus'a anahtar teslim et arkana yaslan top senin üzerinden çıkacak dediler. Vallahi de billahi de bak Ali Koç'u eleştirenlerden en büyüklerinden biri benim. Ama haklı. Vallahi de haklı billahi de haklı. Anahtar teslim et arkana yaslan top senin üstünden çıkacak dediler diyor. Doğru aynısını ben de söyledim. Dediklerini yaptım. Hiçbir hocaya harcamadığım kadar para harcadım. 50 milyon euro transfer bütçesi verdim. Tüm transferleri hoca yaptı ama fatura yine bana kesildi diyor. İşte burası haksız. Lan sen saha içinde takımın doğranırken saha dışında konken partilerine gidersen sorumluluk üstüne attın. İyi takımı bırak çekil git. O öyle bir dünya yok. Galatasaray bak allem etti kallem etti. İşte tehditle şantajla şampiyon yapıldı. Sen orada aval aval baktın. Yok fair play yok falan filan. Ya İsmail Hoca'dan ikinci devrenin lideri konumunda takım aldı. Her istediğini yaptım ama hedef yine ben oldum. Ben olmasaydım kulüp batmıştı. Hatta kayyum atanabilirdi. Keşke atansaydı. Keşke atansaydı. Bir de böyle bir saçmalık var. Bir de böyle bir lüzumsuzluk var. Gerçekten böyle bir lüzumsuzluk var. Ahmet Ercanlar çıkmış diyor ki Ali Koç'un şu ana kadar verdiği para 250 milyon euro. Saydın mı lan? Say lan derler adama. 250 milyon euro. Lan Fenerbahçe'nin toplam borcu zaten 400'dü. 250 verdi 150 milyon eurosu kaldı. Bu kulübün hiç mi geliri yok? Bu kulübün geliri yıllık kaç milyar TL? Şimdi çoktan borç biter. Demek ki Ali Koç para yiyor kulüpten. 250 verip 300 yiyor o zaman derler. Bizim ülkede, bak bizim ülkede algı çok iyi bir şey. Algı ile her şeyi yaparsın. 250 milyon euro hibe etmiş. Bakın hibe etmek şudur. Arkadaşım al sana şu 250 milyon euro. Bu senin olsun. İstediğin gibi kullan. Demek hibe etmektir. Golver.com bana dedi ki sen hangi arabayı istiyorsun? Misal veriyorum hani A, B, C, bir C arabasını istiyorum. Senin araban ne kadar? 500 bin lira eder. İstediğin araba ne kadar? 1,5 milyon lira. Al sana 1 milyon TL. Her yayına girerken gol var diyeceksin. 2 sene boyunca gol var diyeceksin. Al sana 1 milyon TL. Arabanı değiştir dedim. Şimdi gol var bana hibe mi yaptı? Reklam anlaşması mı yaptı? Bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi Galatasaray hangi başkanın verdiği para kulüpte kalıyor? Fenerbahçe'de Çark Ali Koç'un verdiği parayla dönüyor demiş. Galatasaray'ın başkanının para vermesine gerek yok ki. Kurdukları ikili ilişkiler arsa da alıyorlar, arazi de alıyorlar, vergi de sildiriyorlar. Siz de yapın. Bu vatan ne ayin lan sizinki ne ellik? Size göre. Ben şunu söyleyeyim 250 milyon euro hibe ettiği külliyen yalan. Bunu kim söylüyorsa yalançıdır. Bakın Fenerbahçe'nin resmi kapa açıklanan konsolide finansal raporlarına bakın. Hibe gözüküyor mu? 250 milyon euro azımsanmayacak bir para. 250 TL'den bahsetmiyoruz. Azımsanmayacak bir para. Bugün 250 milyon euroyu Fenerbahçe kasasına koyun. Bak 250 milyon euroyu Fenerbahçe kasasına koyun. 250 milyon euroyu. Hadi TL olsun ya. Euro da olmasın. Sürekli değişiyor gerçi. Bazen dolar oluyor, bazen altın oluyor. Yani 250 milyon tane çeyrek altın falan verdi diyorlar. Bazen euro. 250 milyon euroyu bugün Fenerbahçe kasasına koyun. Bozdurun. Fenerbahçe'nin bütün iç dış borcu bitmiş oluyor. Hocam olur mu? 7 milyar açıklandı. Eldeki bazı taşınmazlar, cartlar, curtlar var yani. Totalde Fenerbahçe bugün toplu bir para geçse 3 milyar TL falan ödese bütün borcu kapatmış oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve kulüp diyeleri, işte bilet geliri, forma geliri, feneryum geliri, yayın geliri falan da artıyor. Şimdi sponsorluk. Şurada ne yazıyor? Avis yazıyor. Bedava mı yazdırıyor? Yo hocam karşında para veriyor. Bu hibe etmek mi oluyor? Sponsorluk anlaşması mı oluyor? Bak hibe ettiği bir para var. 50 milyon TL'lik bir para var. 50 milyon TL. Peki size soruyorum Kim Minji'nin parasını hiç ederken hesap sordunuz mu? Lan 100 küsür milyon euro kar elde ettin. 100 küsür milyon euro futbolcu transfer ettin. Bunların hesabını sordunuz mu? Keşke Ali Koç kulübe hiç para hibe etmeseydi. 5 senenin 4'ünde şampiyon yapsaydı. Hani şimdi biz mesela biz binada oturuyoruz. Binada bir sürü daire var. İşte 40, 40 bilmem kaç tane daire var. Atıyorum dışarıya bir elma ağacı alınacak. Adam diyor ki kimse cebinden almasın. Niye? Siz bana hayır yapmak zorunda değilsiniz. Ben sizin hayrınızı falan kabul etmiyorum diyor. Ben dilenci değilim arkadaş. Buraya bu yapılacaksa herkesin ortak kararıyla yapılacak. Ben de aynısını Ali Koç'a diyorum. Fenerbahçe dilenci mi? Fenerbahçe senin dilencin mi? Kapındaki köle mi? Sen niye hibe yapıyorsun kardeşim?
Sen git Fenerbahçe'ye. Sen Fenerbahçe'ye git, üst düzey futbolcular al. Üst düzey futbolcuları daha üst düzey fiyatlara sat. Biz de okey diyelim. Yani farzı misal veriyorum. Farzı misal. Atilla Salah'yı, Kim Min-jae'yi 2'ye 3'e al. 18'e sat. Başım gözüm üstüne. Sonra de ki 2-3 artık beni kesmiyor. 5'e 10'a futbolcu alayım. 20'ye 50'ye 100'e satayım. Bugün Arda Güler'i 20 milyon euroya satsa arkasından 7-24 küfür ederim. 20 milyon euroluk futbolcu mu derim? Yalansa yalan deyin. Bugün Ferdi Kadıoğlu bak 30'ları zorluyor. 30 teklif geliyorsa, futbolcu gitmek istiyorsa gönder. Atilla Salahi'yi gönder. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ama bana gidip de Willian Araujo'yu, Gustavo Henrique'yi ben 100 milyon euroya satacağım diye getirirsen durum bu olur. Arkadaşlar bir de kasa kolaylığı diye bir olay var. Bunları da yaptı. Hani sponsorluk az buçuk hibe falan filan. Alex de Souza ve hani Alex'in Fenerbahçe'ye 19 yıl önce imza attığı Gündüdün. Ali Koç'un da 5 sene önce seçildiği Gündüdün. Öyle bir olay var. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ali Koç'un başkan olarak karşısına aday çıkmıyor. Yani başkan olarak karşısına aday çıkmıyor. Mesela Saadettin Saran çıkmıyor. Ben geçen gün söyledim, siz de anlamadınız. Anlayan arkadaşlar oldum. Saadettin Saran'a bir tehdit gitmiş olabilir mi? Kimden olduğunu söylemeyeceğim. Ya da kimden olduğunu düşünmenize izin vermeyeceğim. Devrim Zengi diyor ki Saadettin Saran'a sesleniyorum. Öyle sosyal medyada geleceğim yapacağım demekle olmaz. O zaman çıkarsın Ali Koç'un karşısına aday olursun. Bu ne ya, Ali Koç'a sahip çıkmak zorunda taraftar demiş. Ben Ali Koç'a falan sahip çıkmak zorunda değilim. Ali Koç ne, kimsesiz, aklı yetmeyen şey mi? Engelli birisi mi? Ne saçmalıyorsunuz ya? Engelli birisi mi? Bu arada Lucescu demişken aklıma geldi ya. Onu unutmadan da söyleyeyim. Mircea Lucescu demişken. Ben geçenlerde size çıtlattım. Sonrasında birçok kişi çıtlatmaya başladı. Dün sosyal medya Lucescu'yla yandı bitti, kül oldu. Ben Lucescu'yu istemem. Lucescu'nun çirkef, pis bir futbol ahlakı anlayışı var. Bu bizi şampiyon yapmaz. Bize ne lazım biliyor musun? Bak bize Jorge Jesus'un ilk haftalarında hatırlıyor musunuz? Futbolcular geberse bile ben hakem konuşmayacağım dediği futbol psikolojisi lazım. Bizde Jesus'un rotasyon yapsa bile formayı hak edene verdiği rotasyonu yaptığı bir sistem lazım. Bizde Jesus'un futbolcuların 90 dakika diri kaldığı sistemi lazım. Bizde Jesus'un futbolcuların hani sahada kazanmak için gösterecekleri hırsı göstermeleri lazım. İlk Konya maçındaki yenilgi, hakemin verdiği yanlış kırmızı kart. Jesus orada eğer sen neye kırmızı kart verdin diye kırmızı yiyip tribüne çıksaydı, Ali Koç da deseydi ki benim hocam bir daha benim futbolcum böyle kırmızı yerse takımı sahadan çekerim deseydi, belki de biz şu anda şampiyonduk. Demek istediğimi anlayın. Bakın karşımızdaki takım transfer yasağı almak üzere. 3 futbolcu. Bak bunu kullanman lazım ama fair play. Lan lanet gelsin sana da fair play'ine de. Dünyanın en büyük Metin Oktay falan Ali Koç kadar Galatasaraylı değildir. Metin Oktay'dan büyük Galatasaraylı Ali Koç. Ben söyleyeyim 12 numaram var, bilmem şu numaram var. Hepsinden gönder. Bu sezonda kaçıncı oldu de. Bu bizim bildiklerimiz, bilmediğimiz kaç tane şeyleri vardı. Bunların bütün sözleşmelerini inceleyin de. Federasyona verdiği şeyleri inceleyin, belgeleri inceleyin de. Bu sene tehdit ettiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Size samimi söylüyorum. Fenerbahçe'nin başkanı ben olsaydım Galatasaray'a 3 Temmuz Volüm 2'yi yaşattırırdım. Sağdan girer yaşattırırdım, soldan girer yaşattırırdım. Çünkü bize yaşatanlar da hani kaymağını yiyen Galatasaray'dı. Kaymağını yiyen Galatasaray'dı. Ben size söyleyeyim abi. Bugünkü derbiyi konuşalım dedik ama Galatasaray'ın her zamanki oyunlarını gördük. Yine ayak oyunlarını gördük. Ben söylüyorum az buz bir olay değil bu olay. Bu olay çok büyütülmesi gereken bir olay. Ama bizim doğrucu da Fenerbahçe taraftarı bir de bir de bir de bir de bir de. Yani doğrucu taraftar bizimkiler. Yani ofsaytımsıyı yaşamadılar. 8 ay boyunca kırmızı yemediler. Aldıkları penaltılar, hani Fenerbahçe dandik penaltı aldı diye övünüyorlar ya. Algı yapıyorlar ya. Aldıkları penaltıları bizimkilerden falan çok çok komikti. Rakiplere çıkan haksız sarı kartlar, yemedikleri sarılar, kırmızılar. Ya bunların hepsini üst üste koyduğun zaman bakın bakalım neler oluyor. Ama Allah çıkartır. Eninde sonunda çıkartır, merak etmeyin. İzlediğiniz için, videoyu beğendiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. 30.100 olmaya birkaç abone kaldıydı ama sanırım bu videoyu çekerken de olmayacak. Neyse. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.